efsane bir yani esnafın dilinden dilini anlatacak, derdini anlatacak bir bakanlık. Çok artık bakanlık. Esnafın da derdini söyleyeceğini. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir kapı çalacağımız, derdimizi anlatacağımız bir bakanlık çok güzel olacak inşallah. Yani çok beğendim bu fikrinizi. Sağ olun. İnşallah hayata da geçireceksiniz yani. Yapacağız, geçireceğiz. İnşallah. Esnafın sorunlarını çözeceğiz. Onun farkındayım. Esnaf bu toplumun orta direği. Aynen orta öyle. Orta direğin çökmemesi lazım. Kazanması lazım, üretmesi lazım, alın teri dökmesi lazım ve karşılığını da alması lazım. Bunu yaparken de alt tabakadan yani bizim gibi küçük esnaftan da fikir almanızı. Öyle. Esnaf bakanlığının şeyi o yani zaten. Yani tepeden o. Değil yani. Evet, anlatabildim evet, mi? Evet, yani evet, alt tabanlı bizim gibi evet. Esnaflardan da küçük esnaflardan evet, evet, fikir evet. Alıp altyapıyı oluşturup güzel bir bakanlık inşallah. Halk Bankası'nı da göreceksiniz. O da size hizmet edecek. İnşallah. O da size hizmet bir edecek. Bir de abi, yerlere imza atmanız inşallah var. İnşallah. Başkanım. İnşallah. Teşekkür ederim. Bir de bu sıkıntılardan dolayı sicil sıkıntısı yaşayan biliyorum, esnaflarımız biliyorum. Oluyor. Kitleniyor. Biliyorum. Yani hareket edemiyor. Kredi alamıyorlar. Evet, kredi alamıyorlar. Yani sonrasında düzelse bile evet. Yine bir çizgi olduğu için kapı kapanıyor. Biliyorum. Bunlara da bir çare inşallah. Çare çözeceğiz inşallah. İnşallah. Çözeceğiz. İnşallah. 17 evet. Madde bu konuyla ilgili. 17 maddelik bir açıklamamız var. Sadece onlar değil, esnafın aynı zamanda bankalardan veya esnaf kefaret kooperatifinden kullandığı kredinin evet. Faizlerini de söyleyeceğiz. İnşallah. Söyleyeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii. Göreceğiz. Bir şey ödeyemiyoruz. Elektrikler arttı yine aynı evet. Şekilde. Yani elektrik açmadığımız halde çok fazla geliyor şu an. Evet. Bir de yani müşteri gelince mesela şu devletleri falan açıyoruz. Tabii. O yüzden biraz her şey sıkıntıda olduğu için evet, geçim evet. Sıkıntısı. Evet. Bizi de vurdu yani. Şu an alışveriş hiç yok yani. Öyle mi? Tabii hiç yok. Büyük sıkıntı. Çok sıkıntı yani. Şu an herkes boğazının derdinde tabii. Boğazının derdinde. Evet. O yüzden bize de şey olmuyor yani. Satışlarımız evet. Çok düşük şu an. Evet. Yazın normalde burada yüksek oluyordu genelde ama evet. Şu an diplerdeyiz. Şey nasıl? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar yani yeni almaya başladığınızda. Yeni aldığımızda çok fiyat yükselmişti. Biz çoğunu alamadık zaten. Geçen birkaç ay önce alabildiğimiz çantaları şu an alamadık. Yani. Yaz sezonu alamadık yani. Çok artmış. Evet. Biz de arttırmak zorunda kalıyoruz. O zaman da hiç kimse almak istemiyor tabii ki. Zorlanıyoruz yani. Dükkan size mi ait kiralık? Kira. Bir de o da var. Evet. Yani kirayı da zor. Artık denkleştiriyoruz. Evet, evet. Her Allah, şey sıkıntı yani. Allah kolaylık versin. İnşallah ne yapalım? Çözeceğiz inşallah. İnşallah. Beraber. Yani tek beklentimiz beraber. O artık. Beraber inşallah. İnşallah. Beraber ben çözeceğiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah. Çekiyorlar zaten. Bir kaç yıl daha mı? Ya 11 sene. 11 sene. İlk ve son çayım. Geçin. İlk ve son çayım. 11 yıl sonra kapanış yapıyorum. Ve ilk ve son çayım. Daha başka bir şey diyemiyorum. Teşekkür ederim. Başkanım. Kiralık. Evet, kiralık. Çok efendim. Ya. Çayın tadına bir bakalım. Çözeceğiz, başka çaresi yok. Başka çözeceğiz. Yani sizin sıkıntınız var. Az önce girdiğimiz çantacının sıkıntısı var. Balıkçının sıkıntısı var. Balık satamıyor. Kira satıyor şimdi. Yani herkes bir şekliyle evet. Bir akşam nasıl para götürür, nasıl geçiniriz diye onun derdinde. Ama Türkiye zengin bir ülke de bir avuç insan yiyor o zenginliği. Evet, onu evet. Alacağız, hakça bölüşeceğiz, hakça bölüştüreceğiz. İnşallah. Yani bu haksızlığı mutlaka bir şekilde çözmeyeceğiz. Çözeceğiz, hiç çaresi yok. Hiç çare evet, evet, çözeceğiz. Ve toplumun da bize katılması lazım. Tabii, tabii. Çare yapıyorum, bize katılın diye. Katılın yani bu işin artık A Partisi, B Partisi yok. Bu iş Türkiye işi. Türkiye. Buradan çıkarmamız lazım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Allah hayırlı olsun. Sağ olun. Ben çok memnun oldum. Sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizin sayenizde daha iyi olacağım. Alışverişe mi yoksa? Anlamadım. Alışverişe mi çıktın yoksa? Öyle yine geleyim. Senin geldiğini duydum. Hemen buraya dedim beni biri astın. Eyvallah, eyvallah. Bakın dünya ne kadar küçükmüş değil mi? Evet. Güzel. Nasıl işler? Tamam. İşte tamam. Hani kasaya çalışıyoruz. Evet. Manava çalışıyoruz. Evet. Hale çalışıyoruz. Öyle. Hani aldığımızı veriyoruz. Evet. Biraz sıkıntılar. İnşallah aşacağız. İnşallah. Beraber. İnşallah. Birlikte aşacağız. Ya güzel olmasını en gönülden içtenlikle, dileklerle istiyoruz. Yani güzel olsun.
Herkes keyfine baksın. Bir çay, bir kahve bu lüks değil. Esnafın kazandığı bir ülkede Türkiye huzuru yaşar. Çünkü siz orta direksiniz. Yani sizin kazanmanız lazım. Verdiğiniz emeğin karşılığını almanız lazım. Eğer verdiğiniz emeğin karşılığını almazsanız yani huzurlu olamazsınız. Kaygıyı atamazsınız. Gelecek kaygısı yaşarsınız. Bunun çözülmesi lazım. Bunu çözecek olan da siyaset kurumu ve beraber çözeceğiz. İnşallah. Çünkü iktidara getirecek olan biz değiliz, sizsiniz aslında. Birlikte gücünüzü birleştirin. İnşallah çözeceğiz. İnşallah güzel olur. Çözeceğiz. İnşallah daha mutlu Türkiye'de olur. Ben emekli maaşımda iki depo, iki de, aylık maaşımda iki depo dolduramıyorum artık. Evet, evet. İki kez alamıyoruz. Öyle. Maalesef. Biz, ki daha gelecek öyle görünüyor. Eğitimimiz yok. Evet, evet. Bizim kültürümüz, geçmişimiz gitti. Evet. Örf adetlerimiz yok. Ekonomimiz yok. Evet. Geleceğimiz yok. Ve doktor arkadaşlarım yurt dışına gideceğini söylüyor. Üzülüyorum. Evet. Bu orduda çok iyi doktorlarımız var. Çok çok mükemmel. Türkiye ve dünya çapında diyebilirim. Evet. Ve gitmeyi düşünüyorlar. Bu bizim için üzücü. Neyse hepsini çözeceğiz. Onlar kalacaklar. Bekliyorum beklentimiz. Kalacaklar. Onların haklarını da teslim edeceğiz. Çıkıyor. Yani biz dert anlatmayacağız. Hani yani. Anlatanlar bir çeşit her gittiğiniz. Biliyoruz yani biliyoruz. Yerde dert dinliyorsunuz. Tabii tabii. Biz tabii. Soralım. Sizin bir derdiniz varsa biz dinleyelim. Bizim bir derdimiz var tabii. Yani bizim derdimiz aslında sizin derdiniz. Yani evet. Bir şekliyle esnafında, sanayicisinin de, fındıkçısının da, çaycısının da, buğday üreticisinin de herkesin kazanması lazım. Yani gelirin hakça mı düşünmesi lazım? Ben yani de bunu işte bir avuç insan çok zengin olur ve geniş kitleler fakir olursa bu ciddi bir sorun yani. Efendim ben de bunu merak İnsanlar ediyorum. İnsanlar düğün yapmak istiyor. Düğüne, evine güzel eşyalar almak ister. Perdesini güzel almak ister. Mobilyasını güzel almak ister. Evinde huzur içinde yaşamak ister. Bir geliri olsun ister. Dükkana akşam gidince, sabah dükkana gidince akşam evine huzur içinde dönmek ister. Gelir elde etmek ister. Çocuğunu iyi bir okula göndermek ister. Bunların büyük bir kısmı kayboldu. Kaybolunca bunu telafi etmemiz lazım. Ben nasıl telafi edeceğiz? Beraber edeceğiz yani. İşte vatan batmış bir ülkeyi nasıl ayağa kaldıracağız? Biz bunu merak ediyoruz gerçekten. Kaldıracağız. Türkiye düşündüğünüzden çok daha zengin bir ülke. İnşallah. Kaynakları iyi kullandığınız zaman. Bakın siz planlama yapıyorsunuz değil mi? Şu kadar işte ne aldık? Perde aldık. Tül perde aldık. Diğer perdelerden aldık. Şilteden aldık. Şundan aldık vesaire. Planlama yaparsınız. Makul bir kar koyarsınız. Bir gelir elde edersiniz. Onunla hem geçinirsiniz hem sermayeyi büyütmeye çalışırsınız. Bunu planlarsınız. Devletin de planlama yapması lazım. Sizden hepiniz vergi ödüyorsunuz. Bu vergiler nereye gidiyor? Evet. Bu soruyu sormanız lazım. Yani bu vergiler 5 kişiye gidiyorsa bütün o paralar milyar dolarlar 5 kişiye gidiyorsa veya 10 kişiye gidiyorsa oturup düşünmemiz lazım. Evet, onlar paralarını yurt dışına gönderiyorlar. Evet. Yurt dışında tutuyorlar. Londra'da villalar alıyorlar. Manhattan'da gökdelenler yapıyorlar. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini satın alıyorlar. Ya sizin öyle bir derdiniz var mı? Sizin derdiniz ya biz gelir elde edelim de akşam eve huzur içinde gidelim. O parayı, o bütün o mal varlıklarını nasıl alıyorlar? Sizin ödediğiniz vergilerle alıyorlar. O paralar Türkiye'de kalsa, Türkiye'de yatırım yapılsa, Türkiye'de fabrikalar açılsa, Türkiye'de üretim artsa, istihdam artsa, herkes çalışsa daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur. Basan daha gidince evet. Elinizi vicdanınıza koyun. Evet, başkanım. Yani artık dur demeniz lazım. Birlikte dur dememiz tabii lazım. Ki. Yani Türkiye'nin evet. Biraz huzura ihtiyacı var. Çok kamplaştık, çok ayrıştık. Ya herkes bir başka kişiyi düşman olarak görmeye başladı. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Hepimizin kucaklaşması lazım. Bir arada huzur içinde yaşamamız lazım. Hoş bulduk, sağ olun. Bir tane kiraz alsam yeter. Tabii ne demek, buyurun hepsi sizin. Arkadaşlar siz de buyurun. Sağ olun. Tamam tamam hadi. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Allah'a şükür olsun. Durumlar bildiğiniz gibi. Biliyorum. Tamam. Yani nasılsınız? İyi misiniz? İyi olacak inşallah. İnşallah. İyi görüyoruz. Başkanım burada. İnşallah. Sıkıntı yok. Hep beraber iyi halledeceğiz. Evet. İyi yakalayacağız ve büyüteceğiz. İnşallah. Umudu büyüteceğiz. Evet. Hiç endişe etmeyin. Evet. Sandık gelecek. Sandığa gideceğiz. İnşallah. Onu ihmal etmeyelim. Tek isteğim olsa. Ve oy kullanırken de elinizi vicdanınıza koyup oy kullanın. Başka bir şey istemiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam, görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Sabah kahvaltı yapmadan sizi bekliyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Vaktiniz olsa da sizi evimiz açılarsaydı. O biraz zor ama. Evet olsun. Evet. Bu evet. Son olsun. Ne olur evet. Artık yeter İnşallah. Artık. İnşallah. Nasılsınız? Size her zaman. Adın ne kızım? Alena. Alena ne kadar güzel. Hiçbir şeyden evet. Böyle bir şey değiliz. Neyse evet. Burada değiliz. Tamam. Çok şükür sizi gördüm. Tamam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Tamam. Çok çok teşekkürler. Tüm beraber çalışıyoruz. Komple beraber çalışıyorduk. Belediye otobüslerimiz vardı, çalışıyorduk. Adı güzel. Ama hepsi nüfusumuz azaldı. Azaldı. İlçemiz yolcu azaldı. Yolcumuz azaldı. Yani insanlar artık nereye gittiğimizi onu da göremiyoruz. Yani bu insanlar nerede? Yani bizim nüfusumuz, şehir merkez nüfusumuz 8-10 bin. Biz şehit başkanımız, belediye başkanımız döneminde. Ama şu anda yok. Yani işlerimiz çok sıkıntı. Yani akaryakıtımız çok yüksek. Dün akşam yine zam geldi. Yine geleceği söyleniyor. Evet. Yani ekonomik durumumuz çok sıkıntılı. Ekonomide kayış koptu. Toparlayamıyorlar ve yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar yani Yönetemiyorlar. Yani görmem gerçek var. Dün Ankara'ya gittik. Federasyon seçimimiz evet. Vardı. Akşam buradan geldik. Evet. Yani minibüsümüzden gittik. Ekip olarak gittik. Evet. 3000 liranın üzerinde yaktık yani. Yani gidilecek gibi değil. Sadece yollar Ankara'ya boş. Evet, evet. Sadece radardan başka bir şey yok. Yani 20 tane radar saydık. Duan arkadaşımız aynı zamanda Ulu Bey Şuvalar Odası Başkanı benim evet. De üyem. Evet. Onlar önden biz arkadan takip ettik. Yani radardan bol başka bir şey yok. Ankara bile bomboştu yani caddeler. Evet. Mazot 28.600 lira. Evet. Yolcumuz 16.750 lira. Yani bir yolcuyla 1 litre mazot alamıyoruz. Öğrenciler 10 lira. 3 öğrenciye 1 litre mazot alıyoruz genel başkanım. Sıkıntıyız evet. Çok. Bağkur 1.600 lira. Arkadaşlarım hiçbir tanesi Bağkur'unu ödeyemiyor. Evet. Vergisini ödeyemiyor. Yani çalışmasak daha anlaştık. Bilmiyorum. Biliyorum. Evet. Genel başkanım, yani şikayetler ortak. Akaryakıt çok pahalı. Ekonomimiz çöktü. Günün şartlarına göre şu anda yani geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Evet. Sıkıntı büyük. Sıkıntı bu sadece büyük. Ordu'da böyle değil yani. Türkiye Ankara'ya gidin orada da böyle. Rize'ye gidin orada da böyle. Dün Ankara'daydık gördük yani. Bir Ankara'yı da gördünüz yaşadınız ki orası da başkent. Sizin burada yaşadığınız dertlerin aynısını orada da yaşıyorlar aynen. Zaten. Türkiye'nin bu çıkmazan kurtulması lazım. İnşallah. Yani bu girdaptan kurtulması lazım. İnşallah. Yazık günah yani bu kadar. Sizin araçlarınız onları yenilemeye kalksanız yenileyemezsiniz bile. Bir de yaş var. Yaş olayı var. Ya arabalarımızda evet. Yaş var. Öğrenciler evet. Arabalarında 13-15 yaş var. Evet. Yani zor. Bu şartlarda araba almamız çok zor. Yani bizim minibüslerin yenisi 1.200.000 gibi öyle. Değil mi? 1.200.000 gibi. Yeni almaya geçtik. Hazırını elimizde tutabilsek kaybetmeden. Asıl evet. Problem mi orada? Sayın evet. Başkanım siz de mesela mecliste kendi şeyinizde grup toplantınızda da gündeme getirdiniz bu serbest bilinç olayları. Öyle. Şimdi mesela biz kendimizden örnek verelim. Sayın Başkanım bilir. Biz 4 kooperatif birleştik Ulubey yolu üzeri. Evet. Bir araya geldik. Şimdi bizim taşıdığımız yolcu potansiyeli günlük 5.000-5.500 bandında değişiyor. Günlük 1.000 taneye yakın 900.000 arası bir serbest biniş var. Mazot 5.000 yolcu taşıyorum, 1.000 tane ücretsiz taşıyorum. Devlet buna karşılık bana aracıma 1.000 lira veriyordu. Allah razı olsun büyük para verdi 1.500 lira yaptı. Şimdi 3 ortak olduğumuz için bir zaruretten dolayı 500 lira alıyoruz. Ben bunlardan ücretli alsam 1.500 lira alacağım. Aylık 1.000 lira, yılda 12.000 lira. Artı belediyeye komisyon veriyorum. Bana hiçbir katkısı olmamakla beraber yıllık benden sadece 20.000 lira cebime girmesi gereken para girmeden gidiyor. Artı ben 28 liraya mazot evet, alıyorum. Evet. Ben nasıl ayakta alıyorum? Arabayı değiştirmeye geçip elimdekini tutsam büyük bir başarı. Eve gidiyorum çocuk diyor ki baba diyor artık bu sıkıntı ne zaman bitecek diyor bilmiyorum ki ne diyeyim ben şimdi çocuğa her gün bir başka sıkıntı akşam mazot alacağız günlerle yarışıyoruz ha bu akşam dün akşam zam geldi evet. Hadi gidelim bir saat önce de 2 lira ucuz alınıyoruz ama yarın o 2 lirayla tekrar alacağız tekrar yani. Cuma günü de yine geleceğiz söylesin evet adınıza sayın genel başkanım programımız var çocuğunuza şunu söyleyin umutsuz olmayın. Bugün de Kılıçdaroğlu'yla görüştüm meseleleri çözecek. Türk milleti hiçbir zaman umutsuz olmaz. Aynen. Başkanımıza helal olsun.